Hello. Bu bir haftalık vlogtur. Bakalım başlatıyorum bu haftayı bu vlogla. Her yere taşıyacağım yapabileceğim kadar. Çünkü biliyorsunuz ki alışkın değilimdir. O yüzden böyle bir hızlıca girmek istedim videoya. Çünkü genelde bu haftalık vlogları izledim ben. İzliyorum. Hep böyle yatakta başlıyor böyle. En doğal anlar falan gözüküyor ama ben öyle başlamadım ya. Biraz bir geçiş olsun. İşte duş aldım falan filan. Klasik bir güne başlayış böyle. Şimdi kahve fokurduyor. Kahvemizi içelim bir yandan. Ondan sonra bu videoya bir giriş yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki Ezgi Zorba bir kahve içer. Bizim bütün yurt dışı vloglarımızda bir de en son koyduğumuz düğün vlogunda hep şöyle bir geyik olmuş. Ezgi'nin sürekli kahve içmesi. Gerçekten sürekli şöyleyim ben yani. Muhtemelen bu videoda da öyle olabilirim. Hadi kahve içelim. Kahve yapalım mı? Kahve içmeye mi gitsek? Dinlenip kahve mi içsek falan. Şimdi de yaptım. Yani gelenek bozmamak lazım. Wow, nasıl kahveler içiyor kim bilir. Çok vizyonsuzum kahve konusunda. Ama bunu bırakmam gerekiyor çünkü kilo alıyorum. Sizinle bu videonun başında aslında bu kilo muhabbetini konuşabilirim biliyor musunuz hızlıca? Çünkü beni rahat bırakın bu konuda. Buradan gidelim ama. Otomatik midir nedir bilmiyorum. Evlendikten sonra Instagram'da sürekli hamile misin? Hamile işte bize söylemiyor tarzı yorumlar görüyorum. Halbuki diyorum ki ısrarla arkadaşlar kilo aldım. Yani ben de yabancılık hissediyorum. Bu yüzden sinirim bozulmaya başladı. Hani evlenmemiş olsak bu hani hamile misin muhabbeti gelmezdi tabii ki ama bu hamile göbeği değil bu göbek. Kalınlaştık işte. Şuralarımız kalınlaştı. Böyle böyle oldu. Biraz hadsiz yorumlar geliyor açıkçası. O yüzden açıklamasını yapıyorum. Yoksa kilolu olabilirim yani zaten. Kalınlaştım. Neyse sorun da değil zaten. Sorun şu. Ben de bu bedene çok alışkın olmadığım için sorun var şu an. Çünkü hayatımın gerçekten en çok kilolu olduğum döneminde olabilirim. Baktım bayağı kilo almışım. Hayatımın en yüksek kilosundayım şu an. Yani alışamadım tabii ki. Çünkü ben o hayatınızda tanıdığınız o çok zayıf kız. Hep. Ne yesem kilo almayan, aksine kilo almamayı kafasına takan ve kilo alamadığı için sürekli mesela ortaokul, lise hayatım falan. Ay bu ne hal işte çok cılızsın, biraz kilo al, bu ne çırpılacak tarzı böyle saçma sapan yorumlar alırdım ve çok sinirlenirdim. Yani kilolulara yapılan şeyle o çok zayıflara yapılan o baskıyı da yaşamış bir insanım. İkisi de çok kötü bu arada çünkü kilo alamıyordum. Kendimi böyle ezik, zayıf, bitmiş, tükenmiş hissediyordum. Çünkü dışarı adım attığımda insanların bana verdiği tepkiler böyleydi. O yüzden şu an bu hale alışmak bana çok zor geliyor. Anladınız mı? Hani bedenimin tanımadığı bir kilo bu. Aşırı bir şişlik var falan filan. Hantal hissediyorum. Çünkü hep böyle spor yapmıştım. İşte voleybol geçmişim var. Böyle çok hareketli bir insandım. Neyse ben memnunum zaten. Bende o kadar bir sıkıntı yok. Kilodur yani. Verilir, alınır. Bu değil de ben daha çok hamile misin bilmem ne gibi soruların önünü şu an kesmek için bu açıklamayı yapıyorum. Yani üstüme gelmeyin artık. Kilo aldım. Bak gıdım oldu. Bütün video görürsünüz. Doğal bir video çünkü bu. Böyle Instagram'da şöyle bir mesela doğru açımı bulup poz vermek değil. Neyse işte hamile de değilim arkadaşlar. Olsam söylerim zaten. Yani saklayabileceğim bir şey değil. Benim hamile olmam böyle sansasyonel wow Ezgi de saklıyor diyebileceğiz bir şey. Niye yani? Ünlü müyüm yani? Neyim ben? Öyle bir yedim ki yani. Çünkü böyle biliyorsunuz biraz az çok hakimseniz. Kötü günlerden geçtim. Yıkılmadım ayaktayım ancak çok yedim. Yani depresyon biraz beni yemeğe sürükledi ve metabolizmam da çok yavaşladığı için artık bu kiloya döndüm. Ama veririz yani. Haftalık vlog çekmeye başladım. Çok da güzel planlarım var. Düğünden önce ben 10 kilo verdim. Düğünden önce de çok kiloluydum. Çünkü o zaman da kötü bir şey yaşamıştık. Üstüne yine çok kilo almıştım. Benim depresyonumla çok ilgili olduğunu artık öğrendim. Hadi tam çok uzattım. Hava çok güzel. Ay vallahi çok güzel hava. Ay yaz geliyor çok heyecanlıyım. Biraz balkonda güneşlenelim. Sonra bu hafta planlarımız var. Bir şeyler yapacağız. Hep birlikte takılacağız bu hafta. Bakalım neler olacak. Ve daha sık vlog çekmek istiyorum. O yüzden umarım beğenirsiniz. Birlikte takılalım. Yani genelde vloglarımızı sevdiğinizi söylüyorsunuz. O yüzden de böyle bir deneme yapmak istedim. Şöyle yaptım. Uyandım, duş aldım falan filan. İşte o kısımlarda çekilir ya. Ben o kısımlara alışkın olmadığım için böyle sesli çekmedim. O yüzden şimdi böyle fıtı fıtı görürsünüz. Önce yeni kargo geldi. Ben ama dayanamayıp bunu açtım. O yüzden de şu an gözlerimde bu maske var. Açalım birlikte. Size göstereyim. Çantası da çok güzelmiş bu arada.
Bu Garnier'in C vitamini maskeleri çok güzel oluyor bu arada. Ben çok kullanıyorum ve gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Ondan göndermişler. Bu yoğun nemi de denemiştim. Aa, bunu denemedim. Dudak nemlendiricisiymiş. Ben şunu yaptım şimdi. Üzerinden de böyle buz geçtim. Çünkü çok şişiyorum. Abi çok güzel kokuyor. Kiraz. Dudak şeklinde mi onu merak ettim. Böyle bir dudağım yok ama olsun. Böyle bir dudağım olsa ya bakalım nasıl olacakmış. Korkunç gözüküyorum şu an. Ne yapalım? Anıl uyuyor. Bu da Vilo'nun neresi bilmiyorum şu an. Böyle şeyler yaşandı. İşte saçıma spreyler sıkıldı. Göz maskeleri denendi. Dudak maskeleri denendi falan filan. Öyle ince bir makyaj yapıldı. Saçlarım hala ıslak. Kremle birlikte duruyor. Neyse Anıl uyuyor. Çünkü sabah 8-9 gibi uyudu sanırım. Öyle bir duydum, öyle hatırlıyorum. Video yaptığı için geç uyudu. O yüzden ben de bugün haftalık vlog başlatıyorum. Bakalım bu hafta başımıza neler gelecek. Birlikte göreceğiz. Ondan sonracığıma gezeriz, tozlarız, bir şeyler yaparız. Deniyorum bakalım. Umarım seversiniz. Instagram'dan da haberini verdim. Herkes yap mutlaka. Çok istiyoruz, çok seviyoruz vloglarınızı dediler. Bakalım da böyle bir şey deneyelim dedim. Eğer severseniz böyle haftalık vloglarımı sizi dahil ederim. Çekebildiğim kadar çekerim. Hani izlediğiniz... Ay git. İzlediğimiz filmleri, dizileri anlık görebilirsiniz falan filan. Aslında böyle şeylere, dizilere falan birlikte başlıyor olabiliriz. Sonra karar veririz, yapalım incelemesini falan. Yani bizim konseptimiz devam arkadaşlar. Onda hiç sıkıntı yok. Devam. Ama niye vlog çekmeyelim yani? Sus. Benim istediğim bir şeydi bu arada. Anıl'la da hep öyle düşünüyorduk. Çünkü bu kanalın adının sinemayla ilgili olmamasının en büyük sebeplerinden biri özgür olalım diyeydi. O yüzden bu kanalın adı Ezgi'nin kanalı. Yani her şey yapabiliriz bu kanalda. Ama siz bize neden abone oldunuz onu unutmadan. Yani sizin sevdiğiniz içeriklere tabii ki devam edeceğim. Bu ekstra. Hani o videolar gelmediğinde, o videolar hazırlanırken belki bu tarz videolar gelir diye düşündüm. O yüzden umarım seversiniz. Severseniz de yorumlarda belirtin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın artık. Unutuyorsunuz, görüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bu da bir YouTuber taktiği, başta söylüyorlar. Ben söylemiyorum. Söylemeyen kaybeder arkadaşlar. Hiç. Kusura bakmayın, söyledim. Bilmiyorum, öyle bir dert yanayım dedim. Çok depresif zamanlardan geçtim arkadaşlar. Bakın enerjimi toplamaya çalışıyorum. Videolar çekmeye devam etmeye çalışıyorum. Ama aslında pek de öyle değilim. Pek de iyi olduğum söylenemez. Arada kafam bir gidiyor geliyor yani. Kolay şeyler yaşamadım. O yüzden de yedim içtim. Bu depresyon bana biraz kiloyla döndü. Yaz da geliyor. Sorun değil. Gerçekten yapısal olarak da annem de çok zayıftı benim. Ki o da çok fazla bu şeye, baskıya maruz kalıyordu. Yiyip yiyip kilo almayan insanlardık ve bunu hep kafamıza taktık. Annem çok kafasına taktığı için açıkçası psikolojik olarak ben de bundan çok etkilendim. Ha dedim, demek ki tamam, bu yanlış bir şey demek ki. O da böyle düşünüyorsa. O yüzden şu an kilo aldın demeniz bana koymaz yani. Ya bu baskıları bırakın artık ya. Ya mesela şişman tor diyorum ben. Bu da bir problem oldu. Arkadaşlar şişmanlık var yani, bu duyarlara da gerek yok artık. Her şey çok duyar olmadı mı? Kilo da vereceğim bu arada çünkü kendimi çok hantal hissediyorum. Dediğim gibi bedenim bu kiloya hiç alışkın değil. O yüzden bir sonraki vlogta ya da bu vlogta bilmiyorum, göreceğiz. Birlikte onlara da bakıyor oluruz. Böyle elektrikler bağlıyorlar vücudunuza ve o şekilde spor yapıyorsunuz. Bütün kaslarınızı uyardığı için, hatta hiç kullanmadığınız kaslara kadar ulaştığı için de 30 dakikalık yaptığınız antrenman böyle 6-7 saat fitness'a gitmişsiniz gibi bir etki yaratıyor. Yine çok yorucu tabii ki. Yorucu olmayan hiçbir şey yok. Hatta çok iki katı zor yapıyorsunuz o hareketleri. Ama çok etkili. Ve sıkılaşıyorsunuz kilo verirken. O yüzden Anıl'la birlikte bence gideriz. Çünkü Anıl da çok kilo aldı bu süreçte. Neyse hadi sıkmayayım sizi. Anıl bana laf edecek. Hiç buraları uzatmayayım daha fazla. Ondan sonra bakarız yolumuza. Saçlarımı da kurutayım. Görüşürüz. Böyle bir bak başı almıştı. Şimdi onu deneyeceğim. Konuşuyorum çünkü Anıl uyuyor. Bir kere kullandım, unuttum ama hemen. Şu anda saçlarım güzel, umarım bozmam ya. Zaten çok ince geçeceğim hemen üstünden. Şunu yapayım sizinle. Bakalım yapabilecek miyim? Maşadan daha pratik. Şöyle hafif olsa yeter. Kağıt gibi oldu. Ben hepsini yapayım, açayım sonra. Bir çıktım karanlık olmuş. Size şöyle göstereyim dışarıda dedim. Hafif tuttum aslında ama çok oldu ya. Bu kadar yapmak istememiştim.
Biraz abartı oldu. Güzel. Şey yapabilirim. Düğün saçımı yapayım mı? Şuradan bir tutam bırakırım. Şuradan yukarıdan toplarım. Ay ama çok... Biraz insin bu ya. İner bu arada. Bakın şuranın halini göstereyim size. Burada bir yıkım yaşandı. Bunun incelemesini izlersiniz sonra. Anıl da kurgu yapıyor. Görüntüler aktarıyor şu an. Kötü gözüküyorum ama olsun. Dağıldım çünkü. Arkadaşlar biz evlendik ya. 6 ay oldu. Ama biz böyle hani düğünde böyle aşırı masraflar yapmayalım, işte evler döşemeyelim, her şeyden aşırı fazla olsun, bir kere yapılıyor falan gibi olaylara biz hiç girmedik. Ya biz nişan yaptıktan sonra 2 sene geçti zaten, korona devreye girdi falan filan derken paranın değeri gittikçe tabii ki düşmeye başlıyor. Yani planlarımız tutmadı. O yüzden de bu ülkede aslında arabadan da iyi bir yatırım yok bence. Bugün de onun haberi geldi. Yarın güzel bir yere gidebiliriz. İyi, ben düşünüyordum vlogda ne yapacağım diye. Eğer olursa... Size iyi şanslar dileyim. Yarın görüşüyor oluruz. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Şimdi İçerenköy'de metro bitecek. Şu an zaten bitmiş aslında. Test sürüşü yapılıyor. İki katına falan çıkacak metro bitince çünkü. Çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız. Sen daha heyecanlısındır. Heyecanlıyım tabii ki. Plakasını ne yaptın? N. Neden? Çünkü N Blues. Sahne adı. Anıl'ın adı yemek sepetinde de böyle arkadaşlar. En Bey, sizi bulamadık. En Bey, kusura bakmayın biraz geciktik. Haydi o zaman ne giyeyim? Şunu boşuna aldık herhalde. Bunlar burada durduğuna göre. Bu burada mesela. Ya bana mı kızıyorsun kendine mi? Çünkü ikisi senin, ikisi benim. İkimize de kızdım. Eşitlik var bu evde. Şunları mı giyeceğim ben? Sen ne giyeceksin? Beyaz ayakkabıları. Bana ne? Anahtarlığını göstereyim. Aa, sana araba anahtarı. Ama o anahtara girmiyor ya. Sana anahtarlık vereyim diyecektim. Takılmıyor sanırım. Belki girer. Al yanına. Dursun. Hadi ben çıktım. Bye. Gelmiş araba. Gelmiş. Gelmiş. Hadi. Heyecanlı. Verim duramıyor abi. Sabahtan beri karnı ağrıyor sürekli. Aa, yoldan geçerken aldık. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Anıl Bey'in arabasını almaya gidiyoruz. Ay. Hemen de hazırlanıp inmişler. Benden önce inmişler. Çok güzel almışsın. Teşekkür ederim. Evet. Bir de açıklamamış. Hadi Anıl, nerede araba? Hangisi? Rüzgar yemiş. Nerede? Arabamız nerede? Bu mu yoksa? 2008. Ha, bu değil, pardon. Bakmamışım, heyecanlandım. Hadi ne zaman bineceğiz? Geldi. Ha, geldi mi? Anıl'ın arabasıyla buluşmasını çekiyorum. Çok güzel. Rengi çok güzel. Rengi bayağı güzel. Ben de sarılacağım. Valla güzel oldu. Bakayım, sıfır araba kokusu dedikleri nasıl bir şey mi? Anıl, bunlar da Peugeot. Bunlar saklı mı? Bagaj atın. Sakla sakla çizim yaparız. Vay. Havalı ama. Şşt, güzel değil mi? Evet. Hemen kirleteceğiz. Sıfır araba böyle bir şey miymiş ya? Çok garip. Minik tatlı direksiyonuyla. Arabanın özelliklerine çok hakimim. Ben size araba incelemesi çekeyim mi? Hep film mi inceleyeceğiz? Buraları böyle değişti bak. Buraları değişti. Radyosu bozuk. Bozuk bu. Sağ ön kapı açık. Yakıt seviyesi düşük. Biraz benzin koysaydınız. Böyle yeşilimsiz dikişler yapmışlar. Sonra buralar deri. Buralar kumaş. Eskiden böyle değildi. Biraz. Ya ablacım yani. Abi. Hadi alsana da bir Peugeot. Özelliklerinden bahsederiz sonra, olmadı. Evet, değişik şeyler eklentilmiş. Kaçmasam, bir tık soğuk ya. Ha, bak şarja girdi. Evet, bak ona ya. Bakmamıştım. Kılıfını çıkarmayalım, tamam mı? Kalsın ya. Yeni kumanda gibi. Evet, hayırlı evet, olsun. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Allah sizlere alsın. Amin. Şey var, sollama işareti var. Hani Mercedes ıslanmadık da biri solluyor demek. Evet, Ezgi araba uzmanı olduğu için ondan öğreneceğiz. O belli. Ben size tanıtırdım. Arka koltukların yatırma kolları mevcut. Gerekli mühimmatlarımız burada bulunur. Araçta anahtarsız giriş çıkış mevcut. Buradaki çift çizgiye dokunduğunda araç otomatik kilitlenecek. Şoförümüzü içeri alacağım. Al diyorum. Kendini otomatik geri şeride alır. Buradaki off tuşundan devre dışı bırakıyorum. Hızı istediğim hıza getiriyorum. Kesinlikle aşamıyorsunuz. Far süzme ayarlarımız sıfırda, stabil konumda. Yeni yeni bilgiler. Evet, öğreniyoruz yani biz de. Bakalım kaçını hatırlayacağım. Plakam geldi. Oo. Bir En Blues plakası yakışırdı. Güzel. Ezgi de arada ayakkabı aldı. Hadi bakalım. Sevme
just a fantasy, play us a tune. Evet sevgili araba, seninle tanıştık. Ben Anıl Çelikkaya. Ezgi Zorba ile birlikte seninle güzel maceralar atılacağız. Ben sıfır araba sürmekten korktum bugün. O yüzden yanda oturuyorum. Güzel olacak. Birlikte keyifli yollar gideceğiz. Uzun yollar gideceğiz. Videolar çekeceğiz. Ya mutlu oldum. Bugün mutlu oldum. Bugünü de kaydettik. Ezgi ile birlikte. Daha çok Ezgi sürecek büyük ihtimalle. Dediğim gibi araba konusunda uzman olduğu için kendisi, gerçekten şaka yapmıyorum. O da biraz bana öğretir. Böyle. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Çok kavalı ama. Çok güzel ama. Tüm kapı arkası var mı? Algı var mı? Ha, algıladı. Aa, algıladı. Hmm. Sevdim. Anne! Artık kullanma kılavuzu buymuş. USB. Aa, ne güzel. Efendim? Ses verelim. Ses deneme. Güzel mi? Güzel alıyoruz ama az geliyor. Şeyden sesi açtı. Yok yok, analığın her zamanki gibi telefonun sesi. Ha, tabii. Sahilde bir yerde buluşalım mı? Bizim oralara bir yere gidelim değil mi? Ya siz bir yere götürün, arayın bizi. Tamam. Ben de sonunda bindim. Ben de sonunda bindim. Oh. Anıl. Ne güzelim ha. Beğendin mi? Işıklarım falan güzel. Ya bu telefon, bunu da nereye koyacağız bakayım? Arabaya şey yapıştıracağız, buraya tutamaz iş. Ha, halımsı bir şey değil mi? Böyle bir de kayması halı gibi bir şey. Ay ona çok kır olur burada. Hayır Ezgi ya. Telefon tut, kamera tut hadi. Tutana. Kamera mı tutsun? Hayır Ezgi. Aa, şuna bakayım dur. Ne bu be? Aa, ışığı var. Tabii ki. Benim var mı? Aa, iyi storylik kız. Daha da burada Türkan Şoray gibi sadece gözlerini mi çekeceksin? Hayır, kendini çekeceksin. Işığın güçlü. Ha. Ya. Aa, evet. Bir dakika onu. Aa! Arabada video çekmek için. Evet, ideal. Mesela sorularınızı böyle yaptım. Uzun yola gittiğimizi düşünsene. Evet, o zaman bugünün sonuna gelmiş olalım. Çünkü bu haftalık vlog. Daha devam edeceğiz. Neden bunu açtı? Yanıyor. Çok ısıtıyor ya. Evet, canavar gibi ya. Papa mısındı şu an? Araba incelemesi derseniz ben çekerim. Ben o kadar fazla araba inceleme videoları izliyorum ki bu arada. Hobim yani. O zaman acaba hangi kanalla araba incelemesi çekebiliriz? Kabak abiyle. Evet, Doğan Kabak bir zorbamız inceler mi acaba? Sorsanız siz sorun. Onun incelemesi çok daha güzel olur tabii. Ben film inceleyeyim o zaman. Sen de biliyorsun ne demek ya. İddialı olacaksın bir şeyde. Aman yarabbim. Arkadaşlar ben amateur driver. Arkadaşlar ben size bunu anlatayım. Ondan sonra bugünü kapatalım, tamam mı? Anıl cüzdanı kaybetti. Bak şimdi. Ehliyeti, kimliği falan her şey var işte, tahmin edersiniz ki. Ve o günden beri de ehliyetini tekrar çıkarmadı. Yıl kaçtı? 2017'den beri ben kullanıyorum araba. Yani uzun yol yaptığımızda da ben kullanıyorum. Anı unuttu. İlk defa aslında doğru düzgün şu an otomatik kullanıyor. İşte neyse, ehliyetini çıkarır artık umarım. Balayına gidiyoruz. Ben sürekli uzun yol yapıyorum böyle. Hatta Bodrum'dan ya? Dönerken Anıl uyudu. Mesela bu bir ayıp. Hayır değil. Dur. Senin arabana çarpıyor. Evet, bir de gelmiş benim arabama çarpıyor. Yazık. Ne var ya, erkek işidir deyip kesen kenara çekil mi deseydim. Bu mu yani? Buraya mı park ediyorsun peki arabayı? Evet. Öne park et. Niye? Ön daha iyi. Neden? Ön daha iyi. But why? Al işte. Yine bir kapan araba. Eve giriyor. Oha abi. Asansöre de bin. Ne güzel. Anıl yeni bir 3008 kaptı yerini. Ya sen niye böylesin? İmha ediliyor. Kapat kapını. Ya sadece bakacağım. Yalnız kaldıysan. Ay. Anıl işim bir kötü oldu. Yapma böyle. Herkes gitmişse. Dön bak dünyaya. Ben 2012 telefon zilim, bilirsiniz ki Anıl'la biz neyiz videosunda. Of çok fena oldum. Hadi tamam, bitti. Bunları açık unutma ama biliyorsun. Gire gire kullanmıyoruz şimdi. Birlikte. Ay canım benim. Hayırlı olsun Ezgi'cim. Hayırlı olsun. Şimdi de bu yeni evlilik arabamızmış. Evet. Bir bitti. Bye bye. Yarın görüşürüz. Ben de iki arada bir derede ayakkabı aldım. Göstereyim mi sana? Hem de onu giyeyim. Çünkü evden bununla çıkmışım. Ya ne mantıksız bir hareket. Bunu giydikten sonra elimde bununla inmişim ya. Aa, sticker var. Benim oldu. Aa, senin olsun. Teşekkürler. Güzel mi? Cool. Rengi aa, bak. Ne güzel açıldı rengi. Rengi belli oldu. Dün onun siyah sanıyordu da bunu. Evet, değilmiş. Hiç değilmiş. Ben de Jordan'a yatırım yapmaya başladım. Farkında mısın? Korkuyorum. Fiyatları uçmuş zaten. Güzel oldu. Beğendin mi?
Evet. Şuraya yapıştırır mı? Yapıştı. Hem bir şey zarar da görmez. Yapıştırır mı? Apple'ın sticker'ını da şey takıyordun ya, eski bir masa üstüne. Evet, sığmadı. Koca baca. Şöyle iyi mi? İyi. Anlamsızlıklar. Hemen yapıştı. Arkadaşlar bana dua edin. Ya abartma ya. Gözlüğünü taktım. Nesin sen? Araba profesörü mü? Mubarak. Geldik ya, zaten bu muydu yani? Evet. Hadi challenge. Ya bu ne ya? Buralara araba koymayın arkadaşlar. Vallahi çizesim geliyor inip. Kahvemizi içelim. Ondan sonra bizim bir planımız var. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Kamera almaya gideceğiz. Birlikte bakarız, alırız. Çünkü daha sık vlog çekmek istiyorum. Hadi bakalım. Böyle bir yere geldik, şimdi sığındık çünkü her yer uçuyor şu an. Aşırı şey var, rüzgar var. Hemen bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra da kamera almaya gidelim diyoruz şimdi. Gidelim, uçarak gidelim şimdi şuradan. Bak kolonya sıkıyor mesela şu an. Ozmo almayı planlıyoruz da bu arada. Onun böyle takacak şeye, tripoda girecek yeri var mı acaba? Aa, vardır canım. Herhalde. Var var. Bakacağız. Bugün de takım giymişiz Ezgi, mavi mavi. Evet. Anne bak, beni kolyemi taksaydım tam olurdu. Sana müzik açıyorum. Tamam, hadi aç. Burada. Oha. Bu fiyat ne? Böyle miydi bu fiyat? 2. Şunu alalım diyoruz da çünkü çok titretiyoruz ya kamerayı. Ama bu fiyat ne ya? Of. Hani ben öylese dandik bir şey, hani şu fiyatlar aklımda kalmış. Zaten bunlar 1500 falandı. Ya üzdün ya. Set story. Şunlardan alalım ya, ring light. Bugüne kadar ring light'ımız olmadı. Evet. Sen nasıl Instagram'mışsın ya? Vallahi hiç şu gözümde hareyi görmediniz. Ben şundan almak istiyorum ya. İyi, alalım tamam. Hem cebe atıp gezeriz yani. Aşırı inanılmaz güzel bir görüntü kalitesi yok. Belki bizim şu kamerayla eşdeğer olabilir. Yine de bunu taşıması falan bundan çok daha kolay ve sarsıntı olsun istemiyoruz. Düşünmeyeceğim, alacağım çünkü ben düşünene kadar olacak 15.000 TL. Şu ring light'lara da bakalım. Ne oldu? Kameranın gerisine bakmazsın, anladın mı? Bizimkinin yenisi. Yapalım mı sağlam bir yatırım? Ya İstanbul'da daha ucuz alırız. Nerede? Hayyam'da daha ucuz alırız. Ama kim gidecek Hayyam'a? Biz gidene kadar orası da artar ki. Evet, analım geçelim ya. Be. Alalım be Anıl ya. Borca giriyoruz. Kredi çekiyoruz, alıyoruz. Size değer be. Yaparız be. Biz bir alalım, tamam mı? Sonra satarız. O tarz yükseltmek istediğimizde o tarz yükseltiriz. Çünkü bunlar artacak biz onu alana, araştırıp alana kadar. Bu ülkede böyle maalesef. Resmen yani. Şey modundayız artık yani. Bugün kop, aldın. Kop 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 kop. Aynen, koş, bugün koş. Aldın. Her gün ne alırsan kârdasın. Bıktım. İnanalım tamam. Basmadan bir dakika önce. Bizi hafıza kartı kakalamaya çalıştılar arkadaşlar, kanmayın. Ne yapıyorsun? Buyur. Aldık, baktım. Biz ne kadar vlogda, pahalı bir vlog oldu bu ya. Biz bu vlogda onu diyecektim. Sanki böyle lotto falan şans oyunu oynamış, kazanmışız gibi duruyoruz. Yok ki bizim paramız. Gerçekten ya. Gel şurada bir dönelim. Yok, hadi bir gondol. Çok moralim bozuk, hoş çıkalım. Fotoğrafını çekeyim mi artık? Çıkışt. Çıkışt. Çok kötü. Hayır, yapma diyorum. Ben de sabunlarım arabanı. Yapsana, yapsana. Elektrik çarpmış gibi oldu bana. Bir garip oldu. Tüllü barak. Tüllü barak. Üşüyoruz. Çok üşüyorum. Üşümüyor musun? Üşümüyor mu? Acime başladı. Öyle saf ki sevgimiz. Yoruşuk ona iyi gozaymaz. Ya kapatıyorum. Ne yapıyorsun? Efe. Burada mı kaldın yalnız? Efe hep yalnız kaldı burada. Çok tatlısın aşkım. Geldim. Ben geldim. Yeni kameralar aldık. Kutu açılımı yapalım. Artık zamanı gelmedi mi? Geldi. Bence de gelmiş. Instagram'da gördüm de dedim yeni kamera gibi sanki. Ama artık kameramız şey teklemeye başladı gibi bir tık. Bunu satacağız. Emektar. YouTuber'dan az kullanılmış. Az kullanılmadı vallahi, yalan söyleyemem. Ama hiç sigara içilmediğini söyleyebilirim. Kahve mi yapayım? Vallahi bir kahveni içerim. Ben de bir haftalık vlog denemesi yapıyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Kamerayı sürekli bir yerlere koyup unutuyorum şu an. İyi beceremezsin de. Ay, övüldüm. Birlikte kutu açılımı yapacağız biraz sonra.
Acun gibi oldum. Az sonra. Biraz daha rating için. Reklam al araya. Geldi sonunda. Ben mi ellerimi kirleteceğim ya? Sen ne kirlet? Vlog kamerası. Senin için bir şey ifade ediyor mu? Açılınca göreceğiz. Kamera yani altta adı üstünde. Ha, evet. Ha, yani tabii bu kamera. Vlog molok deyip de olaya başka bir boyut getirmenize yok. Gerek yok. Bu şekilde pazarlanıyor artık. Yavaş. Anladım. Heyecanlıyım. Ama bak nasıl parlıyor. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz. Bize kamera mı satacaklar bunlar? Ne yapacak? Size satayım. O ne? Sigara gibi ne? Sigaraya evet. Bu da kameramız. Tamam. Güzel değil mi? Etkili ne? Bu dik oluyor. Seni de takip ediyor. Ve bunun güzelleşiyor. Bu hiç sarsılmıyor. Hmm. Elini sallasam. Titreşim özellikle. Çok az. Hani koşarken çek mesela bunu sabitsin. Aa bunu bilmezdim bak. Hiç inceleme de görmedim bunu. O zaman bu sesi iyi alır. Cahil. Merhaba. Bizim kuşu hatırladınız mı maviyi? Yanına sarı geldi. Biz bir Eskişehir'e gittiğimizde annemlere verdik bu kuşu. İsim de koymamıştık. Onlar da koymadı. Burada daha mutlular merak etmeyin. Lan kavga etmeyin. Ezgi bayağı sardın. Çok seviyorum ya böyle şey yeni bir şey. Teknoloji sever, araba sever. Köşeye takıyormuşsun kılıfında. Hmm. Her şey bir arada durabiliyor. Ben yalnız mikrofon olduğunu bilmiyordum. O zaman deneyeceğiz. Deneyeceğiz, göreceğiz. King Dead, Walking Dead'in ne oyunu diye geçiyor bu? Glenn'i bilirsin sen. O karaktere var mı oyundaki? Rick falan. Var. Dur göstereyim şimdi. Şuradan bak karakterleri burada. Rick nerede? Rick'i büyütemedim. Rick de orijinal şeyler istiyor. Michonne'u biliyor musun? En iyi karakter o bence. Bir de Dwight var. Bizim şey vardı. Punisher vardı o dizide. Punisher şeyin Rick'in en samimi arkadaşı. İlk bölümü izledim çünkü yıllar önce, 10 sene önce. Ha işte yamuk yaptı Rick'e. Ben izlemedim Walking Dead. İzleme. O gerçekten enteresan güzel bir dizi. Rick'i bırakıyor. Hmm. Kaçıyor bu. Öldü diye. Sonra onun karısı da sevgili oluyor. Ha zaten aynen ilk bölüm öyleydi. Karısı da sevgili oluyor. Doğru ya unutmuşum bak. Sonra seyret ama anlatmayayım şimdi. Okey. Hiç ilgilenmiyorsun benimle. Sen orada yaşlı mı amca? Hırşın. Şu an şeydeyiz DJI Pocket. Ne yapıyor şu an bana? Beni ya benimle. Nasıl edeceğiz? Dokunmatik mi? Acaba? Beni takip et tamam mı diyorsun? O zaman yüzüne dokunsana bir. Patlıcan mı yapıyor biri ya? Yemek korkuyor değil mi? Ay. Sen... Geceler. Beğendin mi? Çok beğendim. O zaman sen de video çek artık. Tamam. Çok hafif, çok rahat. Bye. Bir yatalım bakalım. Yorulmuşum. Bakın yanımda Miss Marvel var. Miss Marvel çizgi romanı. Böyle favori çizgi romanlarımın linklerini hep şeyde veriyorum. Instagram'da. Öne çıkanlara da sabitledim. Oradan bakabilirsiniz. Başka güzel linkler de veriyorum. Neyse şu an Sony'deyiz. Fark edildi mi bilmiyorum. Ama şu olayı sevdim. Çok iyi. Hemen netliyor. Zaten bununla ünlü bir kamera bu. Ve bunu anında yapabiliyor olması çok güzel. Ve bu ışıkta bence bu daha iyi çekiyor. Benim şu an anladığım kadarıyla. Mesela şöyleymişiz şimdi. Bulanık arkası. Space Jam afişine bakalım. Evet. Şu an bayağı karanlıktayım bu arada. Şu an aşırı karanlıktayım. Ya burası çok az bir ışık. Sadece bu koca salonda sadece şu yanıyor. Ona rağmen güzel çekiyor bu. Sürekli göz takibi yapıyor. O çok iyi. Gözlerim meğerse renkliymiş. Marvel Universe sinematik evren. Gerçekten oldu. Gözünü algıladı. Bırak yüzünü. Arkadaşlar evet. Ekipmanlarımız da eskidi. Almadık yani yeni ekipman zırt pırt. Keşke alsaydık. Evet Ezgi tamam. Hadi bakalım kapatıyorum. Uzanmışım kumsala. Güneş damlar içime. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Farklı iki ayakkabı almışım. Olsun. Şöyle giyinmemiştim. Ay, bugün sıkıcı bir yere gidiyoruz ama. Ama anlatırım size biraz. Bunu ayrıca bir video çekeceğim ama. Vatandaşlık işlemleri vardı arkadaşlar. Şimdi nüfus müdürlüğüne gideceğiz. Birlikte gidelim. Madem haftalık vlog. Bunu çekmeyecektim de. Haftalık vlog ama bu niye çekmiyorum dedim sonra. Ay okula gidiyor gibi oldum. Dersim var. Açık alın. 2 dakikada dağılmayı nasıl beceriyorum ya? Şöyle ki ya Instagram'da bahsetmiştim geçen hatta bayağı bununla ilgili uğraşan insanların da olduğunu gördüm. O yüzden buradan da bir sormak istedim size. Şimdi şöyle ki arkadaşlar benim anne tarafım Romanya Bulgaristan göçmeni. Böyle karışık. O yüzden ben de 3. kuşak olarak
oranın vatandaşı olabiliyorum. Öyle bir hakkım varmış. Sen bana yol tarif et bu arada. Ben de 2 senedir bununla uğraşıyorum aslında. Biraz zor da bir iş, çetrefilli. Şimdi en son bütün belgelerimi çıkardım. Anneannemin babası Romanya Silistre'de doğmuş. Onun doğum belgesini arıyorum şimdi. O yüzden bugün nüfus müdürlüğüne gideceğim. Bir tane tabiyet de bir belge almıştım kağıthaneden. Şimdi onu Romanya apostili yaptırmışız. Ama bizim ihtiyacımız olan şey Bulgaristan apostili şu an. Bu işte aslında bir aracıyla çalışmıyorum. Her şeyi kendim yapmak istedim. Anıl'la birlikte böyle belgeleri toplayalım, gidelim, bir macera olsun. Ama doğum belgesini bulmak için de böyle bir yeminli tercümanla çalışıyoruz şimdi. Ona bu belgeyi göndereceğim, o da şey yapacak. Doğum belgesini bulacak. Çok böyle duygusal bir süreç bu arada. Ben hep merak ediyordum Ramiz dedeyi, anneannemin babasını. Şimdi onun böyle mesela göçtükten sonra ilk göçtüklerindeki böyle fotoğraf falan varmış. O anlık çekilmiş böyle. O yüzden onları merak ediyorum. Evet. Görünce bütün aile çok duygusallaşacak bence. Hiç bilmedikleri bir halini görecekler. Ya babalarını 14 yaşında görecekler mesela. Ya aslında çoğu kişi belgesini buluyor Türkiye'de. Bulduğunda da işte o fotoğraflar falan, göç fotoğrafları hepsi çıkıyor. Evet. Sola döneceğiz. Mesela yeni kamerayla çekiyoruz bu arada. Evet, deneme de yapmış oluyoruz sesi falan. Hadi Ezgi be, çöz şunu. Süreci tam bir çözeyim. Sizinle de paylaşacağım. Buna özel bir video çekiyor olurum. Sonra da bir Romanya vlogu. Tabii. Çok güzel olur. İşte neyse, yani çifte vatandaş oluruz belki diye şey yapıyoruz, uğraşıyoruz. Hayırlısı be Ezgi. Yani hayat bir şey sunuyorsa gidip onu almak gerekiyor. En azından bir vize derdimiz olmasın. Okey, böyle anlattım kısaca. Şans dileyin. Umarım olur. Evet, o kadar uğraştın. Dönemez miyiz? Biz daha Türkiye'de yolumuzu bulamıyoruz Ezgi, daha Antalya'da yolumuzu bulamıyoruz. Romanya'da nasıl bulacağız acaba? Hep azarlıyor. Burası öyle bir yer, gergin bir yer. Bakın göstereyim size onu. Romen, 36'da gelmiş. Biz Ramiz için alacağız. Büyük dedemin babasının parmak izi. Tak yarısını. Ne zorluk yapıyorsun? Vatandaşlar alındıklarını gösteren belge de bu. Bakın şuna. Vay be. Bu bile çok duygusal. Öyle gerçekten. Peki ya Atiye? Kimsin sen? Çıktık şimdi. Ama hiçbir şey halletmediler. Şaşırmadık. Yani şöyle bir belgem var ya. Ben de buna Bulgaristan apostili istiyorum. Yapamayız da yapamayız. İstanbul'dan onu halletmeniz lazım. Yani hiçbir alakası yok ya. Yani şunda zaten bir apostil yok. Asıl apostili yapan adama soruyorum. Yapılır tabii canım diyor. Hayır, zaten sesini duymuşsunuzdur. Bizden bir önceki insanları da azarladı falan. İlla uğraştıracak. Ben neymiş? İstanbul'a gideceğim. Kaç kilometre yol. Arkasındaki zımbayı çıkaracak, bu kadar. Neyse, çok sinirlendim. Beni de sinirli görmüş oldunuz. Ben haftalık vlog çekmek için uygun olmadığımı düşünüyorum şu an arkadaşlar. Kışta çok gerildim ben. Ben yolcu gibi oturdum, yana seni mi bekleyeceğim? Biz de kavga etsek ya bir tür. Senden sinirimi çıkarım ha. Okul müdüremize benziyordu. Tam bak. Müdür ben kadın. Bu insanları hayatı nasıl zindan ederim? Çünkü ben çok mutsuzum. Sen de mutsuz ol. Diyor. Çıkar o zımbayı arkadaş. Gerizekalı olan benim. Artık öğren bu ülkede yaşamayı. Ezgi'cim sen ama Avrupa'yı işte kafanla zorlanıyorsun. Zaten olay bu değil miydi? Oldu. Kapatıyorum. Modum değişsin bir. Aa, çok enteresan. Bir şey fark ettim şu an. Gözlükle ekran asla gözükmüyor. Denemen lazım. Aa. Neyse dur, dışarıda deneyelim. Kahve içmeye geldik. Modumu hemen değiştirdim. Çünkü doğum belgemizi bulacak olan beyefendiyi aradım ve hiçbir sorun olmayacağını söyledi. Teşekkür ettim ona. Donat var. Pembe pembe. Ne ne ne? 20 lira mı? Ben var çaklı tomaka içeceğim. Ben filtre kahve içerim işte. Şöyle sandviçler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Anıl, bu uğraştırmayı sever. Ben bu kadar uğraşacağımı düşünmemiştim. Bir tane kadın düşüyordu yanımızda. Ve aşırı utandı. Ya. Ay, düşüyordum diye. Bize bilgi verdi. Hani düşüyordum. Ama, ama düşmedim. Bilgisi verdi. Hani o bir başına. Yani yanında biri olsa o kadar utanmaz. Utanmazsın. Kikir kikir gidersin. Ama utandı. Bu ne? Sizin kahvenizi bununla değiştirebilir miyim? Sadece öyle sevdiğim insan olduğunuz için böyle yapmak istedim. Ya, teşekkür ederim. Bir şey katmışsın gibi oldu. Ben çok istedim. Teşekkür ederiz. Aa, ne güzel olmuş. Onu görseydim şey yapardım. Överdim. Teşekkür ederim. Ezgi Hanım.
ikramımız. Teşekkür ederim. Bacak bacak üstüne atamıyorum. Anıl, şimdi sana bir deneme yapıyorum. Bu gözlük muhtemelen polarize olduğu için kamera bozuldu sandım, ödüm patladı. Aa. Sıfır görüntü. Ha, şöyle geldi biraz. Biraz geliyor gidiyor, tamam mı? Ben dedim eyvah gitti kamera. Yeni aldık. Aa. Neden böyle? Polarize olduğu için mi? Polarize. 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 Ben ne diyorum? Polarize. Ezgi ya, inanılmaz. Cahil oldum, cahil. Polarize. Bu gözlük bana daha çok yakıştı. Ayrıca şeytan Prada giyer. Bak. Ah. Ya. Bir masada en sevdiğim dezenfektan. Evet ya, zaten kaldırdılar maskeyi hayatımızdan. Kimse takmıyor. Ben bugün notere gittim. Ezgi, noter korkunç bir yer ya. Neden? Zaten çok sıkışık işlemler, o şeyde Zootopia'da vardı ya tembel hayvan. Onun gibi işlem yapıyorlar. Çıldıracaktım ve kimse maske takmıyor artık. Ha, yasak değil ki, yasak değil ki. Ve herkes öksürüyor. Herkes öksürüyor. Herkes öksürmeyi çok seviyormuş meğerse. Falan yapan var böyle. Bu da çok tatlı. Ezgi'cim almış. Sen bana arkenli bir şey aldın ama ben onu daha giyemedim. O kadar güzel League of Legends'lı şeyler aldım ki. Evet, henüz giyemedim. Çünkü biraz küçük almışsın galiba. Ya da ben kilo almışım bu sırada. Sen sipariş verene kadar ben şişmişim. Kilo almışız yani ya. Hayır, olmuyor. Denedim geçen. Bu da bana olmuyor aslında. Ayağa kalkayım da gör. Biz bunları oturmalı kaldık. Otururken sorun. Ben gerçekten Anıl'a böyle 5-6 tane sivit aldım. Ve biliyorum hepsinin ona göre olmadığını. Şey dedim en sonunda. Video çekerken giyersin, otururken giyersin. Ayağa kalkacaksa montunu giy. Tatlı biri. Donat seviyor. Donat severim. Pembe donat çok severim. Ben geçen Anıl'ı kandırdım. Sana donat yapacağım yarın, sürpriz var dedim, yapmadım. İster misin sana donat yapayım dedim. Abi bir gün geçti yapmıyor, iki gün geçti yapmıyor. Üçüncü gün bir blender sesi geldi mutfaktan. Hayır işte sen onu duydun. Tamam, ben duydum. Saat 9 atıyorum. Ben de böyle sürpriz yapıyor herhalde dedim. Sana da söylemedim bunu. Hı hı. Abi 2 saat, 3 saat çıkmadım odadan. Yani sen sürpriz yapacaksın. Yani duydum, duymamazlıktan geliyorum. 3 saat, 4 saat sonra gittim artık içeriye. Ah. Sarı koltuğuna yatmış. Dedim ben blender sesi duydum. Yoo. Neydi o acaba? Bir mystery. Ya da ben hayal ettim onu. Ben hiç blender çalıştırmadım o gün. Ama tutturdu. Hayır. Çalıştırdın diyor. Yok öyle bir şey ama bilmiyorum. Neyse. Hayal gücü. Yani karşıdan vuran bir tane ring light. O bile yeterli olacak gibi duruyor. Ezgi. Güzel. Loş bir video daha. Loş. Güzel yani. Evet. Bu. Bu işte güzel yapmıyor benim saçım. Yeşil oldu yine. Güzel bir ışık. Evet, böyleymiş. Ya, şurada açılış yapacağız ya. Açılış yaptığımızda şunu bir tık öne alalım bence. Ha, aynen. Mother told me. Ben yarın kuaföre gitmeye karar verdim. Gerçek. Gelecek mi? Geleyim mi? Ama çok işim var benim ya. İşte erken kalkabilen birileri olsak. Onda gidersin, bir de eve gelirsin. Haberleşiriz Ezgi. Ben seni ararım sana. Tamam canım. Hadi hoşça kal. Öpüyorum çok. Ama çok kendine çok iyi bak. Yine evin bu köşesinden size sesleniyorum. Çünkü yine çıkış yapılıyor ve bugün de kuaföre gidiyoruz. Haftalık bir yok ya, ben daha alışamadım tabii. İstanbul'a gidecek gibiyiz. O yüzden bu aradan çıksın istedim bir. Hava çok güzel burada. Geldik. Bey kuafördeyiz. Bu bedeli. Tostlar izliyoruz. Evet, hizmette sınır yok. Tost söylenmiş. Sen de al bir kamera. Yap şovunu. Pahalı mı? Kime göre, neye göre? Sana göre asla değil. Erhan abiyle biliyorsunuz karantinada bir video çekmiştik. Geçen onu izledim ben tekrar. Çok eğlenceli. Çok güzeldi ya. Değil ben mi? De sevdim. Yeniden. Anıl al ye. Gözlük kaldı ya. Mesela senin o kanala nasıl bir şey oluyorsun, takip ediyorsun, abone oluyorsun? Aşk abone olsun. Ol tuşuna basıyorsun. Abone olmamış hala. İnanılmaz. Ben abone oluyorum şu an kendime. Abone nasıl olur? Elza almışken yorumlayın. Sana var ya. Erhan abi YouTube kanal, YouTube indirmemişsin ki. Hotmail mi kaldı zaten? Anıl sırasını bekliyor. Hayır. Şefin dokunuşu. Eren abim keser. İstediği gibi kesebilir. Böyle yapıyormuş mu? Kulağa dalıp geliyor.
Abi çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Vallahi çok iyi oldu ya. Sanki böyle şey hani dizi çekiyoruz da ara vermişiz gibi. Ara vermiş. Aynen set. Set arası. Şimdi Instagram için bir tane story çekeceğim. Bir marka işbirliği var. O yüzden onu hazırlıyoruz Anıl'la. Ev halleri. Bir koli cips gönderdiler bize. Ben de hepsini yedim. Yemin ediyorum iki tane kalmış. Ne izlesem hemen bir şey bul izleyecek. Şöyle bir dengesizlik var bu odada. Panjurlar hep kapalı. Ama içeride yine bir sürü ışık açık. Çünkü gece gibi. Ama şu an ışık lazım. Niye panjurlar kapalı? Çünkü yandan oluyor. Benim Instagram'ım bozuldu. Ne demek bu? Şu an mesela böyle bir efekt yok. Tövbe tövbe bu ne? Bak ters duruyorum. Her efekte. Bu efektim böyle bozulmuş, bu böyle bozulmuş. Neden? Şeytan işi. Ya efektlerim çalışmıyor. Peki bu arka planın ne ya? Önce böyle bir şeyim var, sonra açınca böyle oluyor. Hadi, senin telefonuna bakayım mı be? Ya eski. Bu da benim wallpaper'ım eski. İşte aramızdaki fark. Bu açı güzel. Bunu arka kameradan yapalım. Çok güzel bir işbirliği yapmış. Evet, bunlar doğru. Tekrar izledim ve harika bir video hazırladım. Evet, güzel oldu. Beğendin mi? Evet, beğendim. Şükürler. Bu video sponsorlu değildi bu arada. Evet, öyle değil. Öyle gibi oldu ama değil. Melisa'nın videosu geldi. Melisa'nın videosu geldi. Joker sahnesi yayınlandı. Ana ne yapmış biliyor musunuz? Siri'ye seslendirmiş, Melisa'ya atmış kurgulasın diye. Şimdi ben seslendireceğim. Bu sahne filmden çıkarılmış bu sahne. Aslında o yüzden filmden çıkarılması bence çok da yersiz olmamış. Çünkü bana bir tercih ettiler ve daha önce Batman inceleme videomuzda da bahsettiğim. Evet, şimdi ses kaydı yapacağız. GarageBand'de yapıyoruz biz ses kaydımızı. Önce metni hazırladık. Şimdi ses kaydı yapacağız. Hadi yapalım o zaman. Burada da kaydedeceğim ben. Robert Pattinson'la The Batman filmi DC'nin karanlık havasını kabul edip bizi iyice karanlığa çeken ağır ve dramatik bir filmdi. Ve bilmececi ile penguen karakterleri de çizgi romandaki renkli kişiliklerinden arınmışken filmin sonunda Joker'ı da sırasını beklediğini görmüştük. Ama aslında Joker'in 5 dakikalık uzun bir sahnesi varmış ve bu sahne filmden çıkarılmış. Oldu mu? Çok güzel. O zaman bunun devamını izlersiniz. Aa, ne güzel ışığı. Bu sefer başka bir odadan ses sesleniyorum. Bu artık en son bıraktığım yerin ertesi günü oldu. Neden? Çünkü biz aniden İstanbul'a gitme kararı aldık. O yüzden valiz hazırladım. Şimdi hızlıca bir şeyler koydum. Çamaşır attım. Onları yıkadım. Onların kurumasını umuyorum. Umarım sabaha kadar. Ardalara geçeceğiz burada. O yüzden şimdi bu vlog o zaman bitsin burada. Benim de ilk haftalık vlog denememdi zaten. Ne kadar yaptım bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Biz biraz da ev bakacağız arkadaşlar. Instagram'dan da bahsettim. O yüzden de o kısmı da vlogla mutlaka dediler bana. Siz de aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama. Orada da bir hem haftalık vlog çekmeyi hem de baktığımız evleri size göstermeyi düşünüyorum. Belki ayrı ayrı videolar bile olabilirler. O zaman umarım sevmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Neyse buranın ışığını sevdim ben burayı kullanırım. Burası yatak odası bu arada. Çok dağınık olduğu için göstermeyeceğim ama. O zaman hadi hoşçakalın. Rica etmenin iş aradığını görmedim ben.